Değerli milletvekili arkadaşlarım, bürokratlar, genel müdürler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun. Yalnız bir gerçeği sizlere vurgulamak isterim burada. Türkiye'de büyük bir ekonomik buhran var. Ve enflasyona bakıyorsunuz, dünya lideri, sefalet sıralamalarında en başta geliyoruz. Yolsuzlukta ilk sıralardayız. Vatandaşlarımız mutsuz ve kaygı içerisinde. Kara kış öncesi vatandaş ne yapacağını bilemiyor. Sanayiciye bakıyoruz, önünü göremiyor. Nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Yani iktidarınızın 20 yılın sonunda, bırakın bir ay sonrasını, kimse yarın ne olacağını öngöremez duruma geldi. Bir de bunun üstüne sizin yanlış politikalarınız yüzünden bir enerji buhranıyla karşı karşıyayız. Bunu yaratan da AK Parti iktidarının ta kendisi. Baktığınız zaman efendim, güvenilir, ulaşılabilir, ödenebilir, kaliteli, yeterli, çevreyle dost, sürdürülebilir bir şekilde enerji bir temel insan hakkıdır. Biz buna inanıyoruz, bunu savunuyoruz. Özelleştirmelerde peşkeş çektiğiniz rant düşkünleri tarafından halkın enerji hakkını gasp ettiniz. Türkiye'de maalesef vatandaşlarımızı enerji yoksulluğu ve yoksunluğuyla tanıştırdınız. Vatandaşımızı maalesef bir müşteri gibi gördünüz ve bu düzene mahkum ettiniz. Şimdi bu yıl içinde de enerji fiyatlarına zam üstüne zamlar yapıldı. Sayın Bakan, kademeli tarifeye geçerken elektrik ucuzlayacak dediniz. Mecliste konuştunuz, bunu siz söylediniz. 24 gün sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yaptınız. Şimdi Avrupa'da ve dünyada elektrik fiyatlarının arttığını söylüyorsunuz. Siz de söylüyorsunuz, genel başkanınız da söylüyor. Dünya devletleri vatandaşını kolluyor. Efendim biz sübvanse ettik deyip geçmiyor. Enerji çeki veriyor, nakdi destek veriyor, etkilettirmiyor. Siz vatandaşlarımızın faturalarını ödemediğini bile bile zam üstüne zam yapıyorsunuz. Bir de çıkıp efendim işte şu kadar sübvanse ettik, bunu yaptık diyorsunuz. Vatandaşa destek verin, ondan sonra gelin bunu anlatın. Geçen sene 200 lira olan asgari elektrik tüketim bugün 450 lira. Geçen sene 550 lira olan asgari ısınma amaçlı doğalgaz tüketimi 1550 lira, el insaf. Yani vatandaşımızın iki faturası, efendim elektrik ve doğalgaz, kazancının neredeyse yarısı. Neden öyle diyorum? Şimdi bir asgari ücretin aldığı maaşını topladığınız zaman, elektrik ve doğalgaz ücretlerine baktığınız zaman yarısı bu şekilde gitmiş oluyor. Daha bunun suyu var, efendim yolu var, okul masrafı var, mutfağı var. Gelin de siz çıkın bu işin içinden. Sayın Bakanım, bu vatandaşlarımızın yerine koymanızı istiyorum buradaki durumu. Bakıyoruz Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a. Orada enerji yoksulu tanımı şöyle: %25 eğer gelirinin faturasını karşılıyorsa enerji yoksulu sayıyor. Ya bizim asgari ücretli çalışan vatandaşlarımızın yarısı asgari ücretli. Yani siz ücretli çalışanların yarısını enerji yoksulu yaptınız. Bir de bu yoksulluğu anlaşılmaz bir şekilde engelleme, örtme, gizleme çabalarınız var. Onu da anlatayım. Öncelikle burada bakanlıkta, EPDK'da, kurum ve kuruluşlarda çalışan değerli bürokrat kardeşlerime saygılarımı sunuyorum. Onlara da seslenmek istiyorum. Sizin biliyoruz ne yaptığınızı. Ancak siz AK Partili bakana bakmayın. Neden biliyor musunuz? Biz iktidara geldiğimizde liyakat sahibi, dürüst bürokratlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşa hesap veren şeffaf yönetimle çalışacağız. Onu da size ayrıca iletmek ve sizlere de teşekkürlerimi iletmek istedim. Şimdi halkın bilmesi gerekenleri siz değil, bürokratlar değil, genel müdürler değil, bakan saklıyor. AK Parti'nin genel başkanı saklıyor. Bunu halkımız da biliyor, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Gelelim, Bakan Bey neyi saklıyor? Bakın, yanlış enerji politikalarıyla, algı yönetimiyle yönetmeye çalışıyor. Bu bir yönetim değil. Bu algı siyaseti. AK Parti iktidar ülkemizde öyle bir enerji yoksulluğu yaşatıyor ki ve vatandaşımızı buna mahkum etti ki, resmi raporlara göre yaklaşık 1 milyon 200 bin abonenin doğalgazı faturası ödeyemediği için kesildi. Ha, bunu biz söylemiyoruz. Bunu söyleyen EPDK'nın 2021 sektör doğalgaz sektör raporu. Şimdi yıl 2022. Verilerin tam olarak açıklamaya korktuğunuz için
çok üzülerek söylüyorum. Verileri açıklamaya korktuğunuzdan veri cambazlığı yapıyorsunuz. Bu yakışıyor mu size Sayın Bakan? Bunu sizin engellemeniz lazım. Doğalgazda ve elektrikte kesinti sayılarını açıklayıp ülkemizde yaşattığınız yoksulluğun görünürlüğünü engellemek ve bambaşka bir veriyi kesinti sayısı diye açıklamak yakışmıyor. Bakın 2021 yılı elektrik abonelerinde toplam 3.449.000 kesinti uygulandı. Siz de bu sayının 425.000 olduğunu açıklayıp Türkiye'de yaşanan bu yoksulluğu gizlemeye çalışıyorsunuz. Siz daha öncesinde 278.000 sadece bir ayda açıklamıştınız. Yok öyle değil böyle diye. Yani bu gerçekler ortadayken bir sayın bakanın veya saraydan gelen talimatla, ki bürokratları ayırıyorum, genel müdürleri ayırıyorum, efendim burada bu çaba içine girmesi acizliktir. Çok üzüntü verici bir şey. Bakanlığın, yani bakıyoruz, bir abone 11 ay boyunca elektriği kesik durumda olsa bile bir ay elektriği açık kaldığı için bu abonenin durumunu kesinti olarak göstermiyorsunuz. Vallahi sizi Sayın Bakan tebrik ederim. Bu gidişte bu veri saklamayla TÜİK'i bile geride bırakırsınız. Gerçekten. 12 ay boyunca faturasını ödeyemediği için kesinti yaşanan bütün vatandaşlarımızın bu veri içinde olması gerekir. Bugün milyonlarca vatandaşımız aile faturasını ödeyemiyor. Şimdi Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlara yansıtmadan kaynağında biz karşılıyoruz diyerek kara kış öncesinde ısınma giderlerini nasıl karşılayacağını düşünen vatandaşlarımızı algıyla oyalamaya çalışıyor. Ya milletimizden gerçekleri saklamayın. Siz ne derseniz deyin, insanlar evine gitti mi o sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Yani hem genel başkanınız, hem sayın bakan siz, hem de partinin kurmayları çıkıp övünüyor. Neyle övünüyor? Sözde %75 destek yapmakla. Vatandaş yoksulluktan, kara kıştan inim inim inlerken algı yapıyorsunuz. Ya destekse enerji çeki verin. Sizin o verdiğiniz sübvansiyon benim Ayşe teyzemin evini ısıtmıyor. Verin, nakdi destek verin. Allah aşkına ben buradan sormak istiyorum. Çıkıp hem genel başkanınız, hem genel başkanınız, hem sayın bakan siz, hem AK Parti'nin kurmayları biz karşılıyoruz derken cebinizden mi karşılıyorsunuz ya? Allah aşkına buradan sormak istiyorum. BOTAŞ'ın görev zararını AK Parti mi karşılıyor? Ayıptır ya. Yani acaba sayın bakan, acaba şu da geliyor aklıma. Burada BOTAŞ'ın zararını sayın bakan siz kendi maaşınızla kapatıyorsunuz da biz mi bilmiyoruz? Yani Allah aşkına sizin yanlış politikalarınız hem kurumlarımızı hem de vatandaşın cebini batırdı. Ayıptır, yazıktır ya. Günahtır bu vatandaşa. Artık yeter. Gerçek. Enerji politikalarını algıyla değil, gerçeklerle ve planlamayla yönetin. Öyle yönetilir. Enerji politikalarında doğruları söylemiyorsunuz. Gerçekleri açıklamıyorsunuz, planlama yapmıyorsunuz. Enerjiyi yönetemiyorsunuz. Bakın, Sayın Bakan siz de biliyorsunuz yönetemediğinizi. Çünkü enerji bir tasarım işidir. Belki sizin yetkiniz buraya kadar. Sizi de yöneten var sarayda. Tek kişi yönetimi, her şeyi yönetiyor. Ama Sayın Bakan, siz bakansınız. O koltuklarda kimsenin babasının koltuğu değil. Orada oturuyorsanız hakkınızı vereceksiniz hakkınızı. Şimdi bakın, politikalarınız dışa bağımlı. 20 yıldır iktidardasınız. Hala algıyla, yok efendim milli, yerli diyerek vatandaşı algıyla, yerli, onlar da hazır, yerliyle milli diyerek aldatmaya çalışıyorsunuz. Öngörünüz yok. Ülke çapında kaynaklarını heba ettiniz ve Sayın Bakan şunu da söylemek istiyorum. Enerji bir tasarım işidir. Enerji bir tercih işidir. Sizin tercihiniz vatandaştan yana değil, şirketlerden ve ranttan yanadır. Sayın Bakan, isterseniz not alın. Tarihi not alın. Bir sonraki bütçede siz ve iktidarınız olmayacak. Burada millet olacak, millet ittifakı olacak. Net hesap verecek. Projeler hazır. Projeleri merak ediyorlar. Onları da söyleyeceğiz. Bakın, enerjide Allah'ın izniyle arz güvenliğini sağlamak gerçek anlamda bize nasip olacak. Enerjide yeşil dönüşümü biz gerçekleştireceğiz. Enerji yoksulluğunu aşacağız.
ve enerjide yeni bir dönemi başlatacağız. Enerji politikalarını baştan aşağı, vatandaştan yana tekrar tasarlayacağız. Çünkü bizim iktidarımızda öngörü olacak, strateji olacak, planlama olacak. Siz son 20 yıldır bakıyorum da elinizden tutan mı vardı Allah aşkına, uygulasaydınız. Kamunun enerji politikalarındaki rolünü yok ettiniz. Kamu yok. Her şey özelleşti. TİHAŞ gibi bir kurumu efendim özelleştirme kapsamını almak, hangi aklın ürünü, anlamak mümkün değil. Şunu da söyleyeyim. İktidarımızın ilk 90 gününde TİHAŞ özelleştirme kapsamından çıkacak. Ve enerji arz güvenliğini önemseyen piyasa yapısını bozdunuz. Bağımsız olması gereken, düzenleyici olması gereken ve çok önemsediğim EPDK maalesef tüm uyarılarımıza rağmen düzenleyici ve denetleyici bir kurum olmadı, olamadı. Bir gün beyaz dediğiniz ertesi gün kara oluyor. Maalesef bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Enerji piyasasını düzenleyen mevzuatı da yapboz tahtasına çevirdiniz. Örnek 3 yıl önce değiştirdiğiniz kuralı efendim lisans üretim düzenlemesini tekrar değiştirdiniz. Ya bu insanlar yatırım yaptı, size güvendi, siz açıkladınız yatırım yaptı. E ne olacak bunların parası? Ne olacak? İnsanlar yatırım yaptı. Birçok kişi. Efendim enerji sektörünün kurumsallığını iktidarınızın eliyle yok ettiniz. Kamuda EYAŞ ve BOTAŞ'ı zarar ettirdiniz. Türkiye Varlık Fonu'na devredene kadar ki orayı da aile şirketine çevirdiniz. Ya şirketi de batırdınız, milletin parasını da batırdınız. BOTAŞ o zamana kadar kar eden bir kurumdu. Sizin iktidarınıza geldi, itinayla efendim o da batırıldı. Ve bakıyorum enerji sektörünün özel sektörü de ona da düşman oldunuz. 3-5 şirket haricinde kimse yatırımcı olarak istediğini alamadı, destek alamadı. Örnek mi istiyorsunuz? Haziran ayında efendim siz ve ayında şapkadan tavşan çıkarır gibi şirketlere yeni bir kaynak yarattınız Sayın Bakan. 9.2 milyar lira ek bütçeyle. Yani dağıtım şirketlerine verilecek genel aydınlatma ödeneğini ek bütçeyle 245 oranında arttırdınız. Ne yaptı bu şirket? Ya bu milleti karanlıkta bıraktınız ya. Yani sizin genel başkanınız sizin hayatınızda sadece mum gaz lambası vardı derken ikinci yüzyılda 21. yüzyılda efendim 500 bin nüfuslu koca kenti karanlıkta bıraktınız ya. Bu utanç bile size yeter. Oradaki vatandaşlarımız 6 gün boyunca muma ve gaz lambasına mahkum ettiniz 21. yüzyılda. Yani baktığın zaman bile bu kadar beceriksizlikle, bu kadar liyakatsızlıkla bu bakan burada nasıl oturuyor vallahi anlamıyorum ya. Ayıptır ya. Şimdi bedelini bakıyorsunuz, denetlemediniz. Bunlar paraları topladı. Paraları topladı. Yatırım yapmadı. Yandaşınız diye boş verdiniz, hoş gördünüz. Bedelini çiftçimi ödedi. Vatandaşımız ödedi. Esnaf ödedi. Ya bakıyoruz enerji üretimi, dağıtım ve iletiminde teknolojik ve dijital dönüşümü de sağlayamadınız. Şimdi bir kamu aklına, vizyonuna ve bir enerji yönetişimine ihtiyaç var. Bunu da iktidarımızda biz sağlayacağız Allah'ın izniyle ve milletimizin desteğiyle. Enerjide kendine yeter olabilmek, enerji arz güvenliğini sağlamak, enerji kaynaklı cari açığı düşürebilmek ve tüm bunları Paris İklim Anlaşması ve enerji sektöründe karbonsuzlaşma ve yeşil enerji dönüşümünü önceleyerek yapmak sizin harcınız değil. Sadece lafta var. Çünkü Türkiye'nin enerji dönüşümünde 2050 sıfır karbon hedefini yakalayabilmesi için kamu tarafında kurumsal kapasitenin yaratılması gerekirken siz bunu hayata geçirecek yeterli adımları atmadınız. Bunu biz de söylemiyoruz. Bunu bütün bu konuyla ilgili çalışan uzmanlar söylüyor. Gelelim tasarrufa, enerji verimine. Enerji verimini destekliyoruz. Türkiye'nin en büyük enerji kaynağı. Tamam. Ancak 20 yıllık iktidarınızda enerji tasarrufunda, enerji verimli de sınıfta kaldınız. Hep lafta. Her yıl burada bütçe görüşmelerinde aynı şeyler. Değişen bir şey yok. Sarayın ışıkları sabaha kadar yanıyor. Ya vatandaşa fırının kapağını açık tutulsun diyorsunuz ya. Kum saatiyle yıkanın diyorsunuz. Bakan siz de kurun kum saatini, yıkanın da görelim. Yani örnek olacaksınız ki vatandaşa bir şeyler söyleyin yani. Şimdi bakıyoruz. Bir de bir tasarruf. Efendim neymiş? Gece gündüz saati. 6 yıldır vatandaşı
eziyete, işkenceye dönüştüren uygulamayı değiştirmediniz. Ne uğruna? Damat bakan söyledi, yaptı, aman ha ellemeyelim. Ya vatandaş karanlıkta okula gidiyor endişeyle. Bunu kaldırın derhal. İktidarımızın ilk 90 gününde bu da gidecek. Onu da söyleyeyim. Yani bu daha büyük bir israfa yol açıyor. Sayın Bakan söyledim, öngörünüz yok maalesef ve bu konuda üzülüyoruz. Cari açık büyüyor, enerji yoksulluğu vatandaşlarımızı almış götürmüş ve yoksunluğuyla birlikte büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Enerjinin temel haklarını da vatandaşımız kullanamıyor ama buradan söyleyelim. Çiftçimiz de, esnafımız da, sanayicimiz de, üretici de, evde kullanan vatandaşımız da enerjiye ulaşacak. Ya bu temel insan hakkıdır. Kış geliyor, kış geliyor. Bakın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gelirken bizleri önce 2030, daha sonra 2050'lere taşıyacak enerji politikalarımız güvenilir, ulaşılabilir, ödenebilir, kaliteli, çevreyle dost olacak. Vatandaş ne soğukta kalacak ne karanlıkta kardeşim. Bu açık net. Bu bizim sözümüzdür. Yapacağız. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Enerjinin ardından Türkiye'yi iş cinayetlerinde de dünya zirvesine taşıdınız Sayın Bakan. 42 madencimiz hayatını kaybetti. Bir ay geçti. Havalandırmadan kaynaklanan ihmaller zincirinde aileleri babasız ve evlatsız bıraktınız maalesef. Söylenecek çok şey var. Başka ülke olsa inanın. Ya ne iktidar kalır, ne bakan kalır. O gün istifasını verir. Çıktınız orada, biz şunu vereceğiz, şu kadar para vereceğiz dediniz. Nasıl uyku uyuyorsunuz? Akıl mantık almaz. Bakın, bugün çok ciddi bir iddiayı da gündeme getireceğim. Biliyorsunuz Soma faciasından sonra tüm madenlerin özel sigorta kapsamına alınması zorunlu hale getirildi. İster kamu olsun ister özel olsun Türkiye'de hiçbir madene sigorta yapılmadan çalışılmasına izin verilmiyor. Facianın yaşandığı Amasra'da da Ağustos ayının sonu, Eylül ayının başı gibi özel sigorta için 3 kişilik bir heyet madene iniyor. Bu heyette deneyimli bir maden mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve sigorta eksperleri bulunuyor. Heyet madende önemli aksilikler olduğunu tespit ediyor ve daha fazla inmeden hemen çıkıyor. Tahkimatta ciddi sorunlar olduğu ve bu madende bu sorunların 40-45 gün içinde bitirilmesini talep ediyorlar. Madende sorun tespit edildiği için sigorta yapılmıyor ve mevzuata göre sigorta olmadan madenin çalışması yasak. Peki ne oluyor? Siyasi baskılarla maden çalıştırılmaya devam ediliyor ve bu verilen sürenin sonuna doğru facia meydana geliyor. Facianın ardından sigorta yetkilileri acilen çağrılıyor ve bu olay sümenaltı ediliyor ya. Sayın Bakan, bu iddialar doğruysa madenciler bile bile ölüme gönderilmiştir. Açık net. Ve baktığınız zaman bize gelen bilgilerde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun diğer madenlerinde de sorun var. Bakın, diğer 4 madende de facia yaşanabilir. Sorumluluk, yükümlülük sizin üstünüzde. Daha fazla canlarımız gitmesin. Buradan uyarıyoruz. Sizin için insan hayatı önemli olmayabilir ama biz önce insan diyoruz. Şimdi Sayın Bakan, bazı sorularımız var. Birincisi, şimdi bu yeni batarya yönetmeliği ile ilgili TEİYAŞ'ın 2035-40 senelerine kadar olan bütün kapasiteleri neden çantacılara peşkeş çekiliyor? Çantacılara bu kadar kapasite verilmesiyle düzgün olarak yatırım yapmak isteyenin önü kapanmıyor mu? Ayrıca Rusya ile BOTAŞ'ın ödemeleri ertelendi mi? Efendim, ya Sayıştay... Sayıştay'a teşekkür ediyoruz. Büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar, emek veriyorlar. Ya Sayıştay'a baskı kuruyorsunuz ya. Geçen yılki raporlarda ne vardı da bunlar ortadan kayboldu? Ne yaptınız? Sayıştay'ın raporları inceltirilmiş, Sayıştay'ın raporlarının üstüne sarayın karabasanı çökmüş durumda. Sayıştay'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar raporu 2019 yılında 174 elektrik satışı yapan şirketten 41'i, 2020 yılında 197 şirketten 37'si vatandaştan topladığı elektrik enerji fonu tutarlarını devlete ödememişti. 2021 raporunda bu bulgu yok oldu. Kaç şirket ne kadar parayı hala ödemedi? Kaç eksik ödüyor? Görmüyoruz. EPDK'nın yine raporunda olmayan
hep akaryakıt sektöründeki firmalara kestiği ve %90'ını tahsil edemediği 4 milyar civarındaki idari para cezası EPDK'nın 10 yıllık gelirine bedel. Üstelik bu cezalar artık zaman aşımına uğramak üzereydi. Tabii, teşekkür ederim. Üzereydi. Efendim bu cezalar ne oldu? Ayrıca Sayın Bakan, BOTAŞ 2022-2023 kış doğalgaz bedellerini ödemek için kredi aramakta mıdır? Yakında zam yapacak mısınız? Doğalgaz ve elektrikte ne kadar zam yapacaksınız? Bu kredileri, ben iki dakika rica ediyorum. Tamam, ben buradan devam edeceğim. İki sorum kaldı. Hayır, hemen bir dakika, bir saniye, bir dakika. Senin hakkında bir dakika. Bir dakika. Bu kredilere hazine garantisi verilecek midir? Yoksa BOTAŞ bilançosu bu kredileri almak mümkün müdür? BOTAŞ'ın bilançosuyla kredileri almak mümkün müdür? Ben hemen teşekkür edip bırakacağım. Hem ben öncelikle bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Şunu biliyorum, milletimiz rahat olsun. AK Parti iktidarının son bütçesidir. Hesap veren ve vatandaşının yanında her zaman kara gün dostu olan bir iktidarla karşı karşıya olacaklar. Onun adı da Millet İttifakı olacak. Ben bütün bürokrat arkadaşlarımıza, genel müdürlerimize de buradan teşekkürlerimi sunuyor, saygılar sunuyorum. Başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan'ın konuşmasını dikkatle dinledim. Takip de ediyorum. Çok teknik taraflarını anlamıyorum tabii. Ama enerji çok önemli, siyaset için de çok önemli. İşin siyasi tarafını izliyorum. Yani bir ülkenin enerji güvenliğinin ne anlama geldiğini, çok yönlü tedariklerin ne anlama geldiğini biliyorum, takip ediyorum. Bu doğrultuda hükümetin yaptığı güzel şeyler de var. Karadeniz sahasında, Sakarya sahasında bulunan doğalgazın 2,5 yılda kullanılıyor olması, umarım öyle olur. Umarım daha da artar. Bu konulardan dolayı tebrik ediyorum tabii. Bunlar güzel şeyler. Fakat biz muhalefet partisiyiz ve eksiklikleri de söylemek durumundayız. Şimdi Sayın Bakan'ın bir yerde enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için çok şey yapıyoruz dedi ve şöyle kömürle ilgili de şunları söyledi. Yerli kömürün ekonomiye kazandırılması için çok önemli çalışmalar yaptık ve bu konuda işte 20 milyar tonu aşmış olup üretimimizi rezervler, toplam kömür rezervi 21 milyar tonu aşmış olup üretimimiz ise 94,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşte elektrikle ilgili kurulu gücünde 2002'den 2022'ye kadar misli misli arttığını söyledi. Değerli arkadaşlarım, biz yakında bir kömür faciası yaşadık Amasra'da. Amasra ile ilgili de Sayın Bakanımız birkaç bir şey söyledi. Sayın Bakanım, bu kadar misli misli kömür üretiminin artması ne pahasına oluyor Sayın Bakanım? Amasra ile ilgili ölümden sonra neler yaptığınızı söylediniz. Dediniz ki sıkı bir araştırma yapıyoruz, soruşturma devam ediyor. Sorumlular cezalandırılacak. Başka ne olacak? Başka işte prim günleri tamamlamasa bile emekli olabilecek şehitlerin ama kurbanların yakınları ve yine bir yakınları da işe alınacak. Bu maddi olarak öldükten sonra verdikleriniz. Manevi olarak da Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Dedi ki bir şehit ya da kurban, ben kurban diyorum. Kurban şeyi daha da uyuyor cenazesine. Şu anda Rahman kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbimize hamdolsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili Habibine komşu oluyor. Tabii bu işin bir güzel yanı daha var. O da bütün aile bireylerini de yanına alacak herhalde. Onu demek istiyor ve Rabbim inşallah o izde yürümeyi de bizlere nasip etsin. Şimdi amin filan diyeceğim yani. Şehadet, hep şehadet isteniyor. Manevi olarak Cumhurbaşkanı veriyor. Şehitsiniz, sizin yakınınız şehittir. Maddi olarak da 3-5 kuruş veriyoruz. Peki kazadan önce ne yapıyorsunuz Sayın Bakan? Buraya Sosyal Güvenlik Bakanı geldi, dedi ki biz tam da müfettişlerimiz orada araştırma yapmıştı, rapor yazacaklardı, kaza oldu. Niye daha evvel oraya göndermedin Sayın Bakan müfettişleri, dedik kendisine, bir şey demedi. Bize burada böyle akademisyen ders anlatma havalarıyla söyledi gitti. Niye bunları, bunlar bilinen şeyler. Bakın biz 2015 yılında madenlerle ilgili tarafları toplamış, konuşmuş, tartışmışız ve Sayın Genel Başkan deklare etmiş. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları
patron da maaş alamaz, böyle bir yerde iş güvenliği olmaz olmaz demiş. Sendikalar çok önemlidir demiş iş yerlerinde. Sendikalar gönüllü ve en sağlam iş sağlığı ve güvenliği uzmanıdır. Bunları yapın. Efendim madenlerde yaşam odaları yapın. İşte havza madenciliği geçin. Bir sürü şeyler söylenmiş. Bunlar bilinen şeyler. Parayla yapılacak tedbirler alınmadığından dolayı bu insanlar ölüyor ve gidiyor orada, her bir siyasi bir şey hesap vermiyor. Ben göndermiştim müfettişlere de bize burada hava atıyor. Tam da rapor yazacaklar. İşte tam da bundan dolayı bu cinayetin birinci derece sorumlusu sensin Sayın Bakan. Sensin derken şeye söylüyorum, öbürüne. Size de söylüyorum. Siz de siyaseten sorumlusunuz. Biriniz istifa edin ya. Bu insanların şeyi olsun ya, şakır şakır insanlar gidiyor. Sayın Bakanım, bu ülkede dört şeyden dolayı acayip insan ölümleri var ya. Bunlardan bir tanesi kaçak içki. Ya bunlar nerede üretiliyor, ne yapılıyor, bunlar bilemiyor mu? İçişleri Bakanlığı ne yapıyor bu memleket? Her gün her gün kardeşim. Uyuşturucu her sokak başında gençlerimiz ölüyor. Ne oluyor kardeşim, ne yapıyorsunuz siz? Terörden gençlerimiz ölüyor. Bir de iş kazalarında Sayın Bakanım, iş kazalarında en çoğu da madenlerde her ay 150 gencimiz, insanımız ölüyor. Sayın Bakanım bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz, ağlıyorsunuz. Bir sürü şeyler anlattınız. Bakın, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili en büyük sorunlar sizin bakanlığınızda oluyor. Çevreyle ilgili de çevreye saygılı. Nasıl saygı duyuyorsunuz çevreye? Ya bırakın saygıyı da çevreyle ilgili ve iş güvenliği ile ilgili yapılması gerekli şeyleri ölümlerden, kazalardan önce yapın. Sayın Bakanım, bir şey var, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ya sürekli olarak sizin partinizde, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, biz yaptık, ettik. Ya siz kendi babanızın parasıyla cebinizden falan yapmıyorsunuz ki. Milletin vergileriyle yapıyorsunuz. Ve şöyle bir şey de, biz efendim işte enerjinin maliyetinin dörtte birini alıyoruz, dörtte üçünü biz falan. Yahu siz bütün dünya, yahu kardeşim deyin ki hazineden karşılanıyor deyin. Biz yaptık. Neyse, sizdeki kibir var ya, kibir. Sizdeki kibir kuleler gibi. Bakın neyse, geçiyorum oraya. Elektrik fiyatları ile ilgili sürekli bir algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Algı da şu: Avrupa, zaten her konuda Avrupa kırılıp geçiyor, rafları boş, bittiler, titreyerek kışı geçiriyorlar. Bizde bir şey yok. İşte onlar da çok daha pahalı şey. Öyle değil. Eğer satın alma paritesiyle bakarsanız, Sayın Bakanım bu işi çok iyi bilirsiniz. Bizde enerji onlardan kat kat pahalıdır. Rakamlar burada var ama eğer isteyen olursa kendilerine veririm, bunu şey yapmıyorum. Burada rakamlar mevcuttur. Şimdi enerjiye dışa bağımlılıkla ilgili bir şey konuşup tartışıyoruz değerli arkadaşlar. Enerjiye dışa bağımlılık, ya Rusya'ya dışa bağımlılığı bırakın. Rusya'ya bağımlı bir ülke haline geldik. Her konuda şu anda doğalgazın %47'si Rusya'dan geliyor. Petrolün %16'sını, 14'ünü Sayın Bakan söylesin, Rusya'dan geliyor. Kömürün %35'i Rusya'dan geliyor. Bir de ne yapıyoruz? Bir de Akkuyu nükleer santrali yapıyoruz ve elektrik üretimimizin %10'unu karşılayacak tek başına. Sayın Bakanım, bu Akkuyu bunu geçiştirecek bir şey değil. Bu Akkuyu yapanlar ileride hesap da verecek de geçiştirecek bir şey değil. Bu nasıl bir şey Sayın Bakanım ya? Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Size bu konuyu anlatan uzun bir yazı arkasında 20 soruluk bir soru önergesi verdim. Süresi çoktan geçti. Bu önergeye bir tane cevap vermediniz. Ne oluyor Akkuyu'da? Yap işte devlet falan değil. Yap işte senin olsun. Bu ne oluyor? Bir de yazmışsınız ki, şimdi konuşmanızda söylediniz, yerli payı arttı. Ne yerli payı arttıracaksın ya? Bu şirket Rus şirketi. Rus şirketi, devretme falan da söz konusu değil. Ve dünyada görülmemiş avantajlar vermişsiniz bu şirkete Sayın Bakanım. Yani sadece işte üretilen elektriğin yarısının alınması, fiyat garantisi, işte 12,5 sent midir kilovatı fiyat garantisi, bunlar değil. Bunların yanında işte yatırımlarla ilgili, sigorta primleri ilgili onlar istediği mevzuat değişikliği yapmışız, borç planı ile ilgili dünya kadar stratejik yatırım statüsü vermişiz. Bu sadece bu sebepten dolayı 7 milyar dolar kıyak çekmişiz. Kimdir bu şirketler? Bunlar kimdir? Bu Rosatom mudur? Rosatom mudur? Kimdir bunlar?
Akkuyu Nükleer AŞ kimdir bunlar? Bunların gerçek sahipleri kimdir? Hiçbir kimse, hiçbir yabancıyı bırak yerli, hiçbir yatırımcıya böyle kıyaklar yapmaz. Hiçbir yerinde enerji teknoloji transferi yoktur değerli arkadaşlarım. Kandırıyorlar sizi, yani doğru değil. Hiçbir şekilde teknoloji transferi yoktur. Tamam, Türkler çalışıyor. Türkler çalışıyor, ne yapıyor? İnşaat yapıyorlar. Yani bu şeyden sonra bitecek. Bütün teknolojisi bize verecekler. Dolayısıyla bir takım tedarikatlar yap. Yok. Ben bu şirketin gerçek sahiplerini merak ediyorum. Çok şüpheliyim. Siyasetin tepesi zaten Rusya'daki şirket devlet görevli, devlet atanmış devlet şirketi. Türkiye tarafında ne var, kim var? Ciddi bir şekilde şüphe ediyorum. Bu Türkiye'nin lehine bir şey değil. Bu konu ciddi bir şekilde tartışılacak ve bunun hesabını insanlar verecek. 3 tane daha yapacağız, 5 tane daha yapacağız. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Ya bu Ruslarla sen bitiriyorum efendim. Bu Ruslarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilişkisi anlayamıyorum. Şu kadar para geliyor. İşte şeyde inkar et, Maliye Bakanı da inkar etmiyor. İşte Ruslardan şu kadar geldi. Bu doları kontrol ediyoruz. Arka kapıdan bunları satıyoruz filan. Neye karşılık veriyoruz? Çok merak ediyorum. Neye karşılık? Bu kapalı oturumlarda, toplantılarda neler konuşuluyor arkadaşlar, merak ediyorum. Nasıl bir ortaklıklar yapılıyor bunları merak ediyorum. Ve merak ediyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Ve son cümlemi bitiriyorum. Türkiye'nin enerji güvenliği bu yaptıklarınızdan dolayı ciddi bir şekilde risk altındadır. Bütünüyle Rusya'ya endekslenmiştir. Akkuyu bittikten sonra da daha da şey yapacak. Yarın herhangi bir problem çıktığı zaman ne yapacaksınız? Karadeniz'den ne kadar gelecek? İyi gelecek, ne kadar gelecek? Çok da bilmiyorum. Çok da bilmiyoruz. Gelirse falan. Olmaz öyle işte arkadaşlar. Bunların hepsinin hesabı var. Ben teknik yönünü konuşmadım. Sadece siyasi yönünü. Sayın ettim ama merak ediyorum bu şirketin sahibi kim? Sana hisse verdiler mi? Yok. Sana vermezler. İbrahim'e hiç vermezler. AK Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri elbette ki enerjidir. Ancak iktidarımızın politikaları nedeniyle ne yazık ki bu kışta soğuk ve karanlığa mahkum olacak gibi görünüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sunumunuzda kullandığımız doğalgazın %99'u ve petrolün %92'sinin ithal edilmekte olduğunu ifade ettiniz. Yani ithalata dayalı bir enerji politikamız var. Ve bu zamlar, bu ithalata dayalı politika nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince kullanılamamış olması nedeniyle ülkede bilindiği gibi 1 Eylül 2022 tarihinde %22'lik mesken ve %30'luk iş yeri ve %50'lik sanayi zamlarıyla birlikte 2022 yılında elektriğe yapılan toplam zam Eylül 2022 itibarıyla %136'dan %266'ya varan oranlarda değişkenlik göstermektedir. Şimdi değerli AK Partili milletvekilleri işte veriye dayalı konuşun diyorlar ama OECD verilerine göre son bir yılda Türkiye'de enerji fiyatları %143 oranında artarken dünyada yani OECD ortalaması %135 oranında görünmekte. Dolayısıyla aradaki farka baktığımız zaman Avrupa'da elektriğin en pahalı olduğu 4. ülke konumundayız. Sayın Bakan, kusura bakmayın ama bu zamlar artık bir soygun düzenine dönüştü. Yani enflasyonun %85 olarak açıklandığı yerde %266'ya varan zamları nereye sığdırıyorsunuz? Doğrusu bunu merak edip size soruyoruz. Doğalgaz rezerv müjdeleri veriyorsunuz. Karadeniz doğalgazında süreç nedir Sayın Bakan? Bundan bilgi almak isteriz doğrusu bununla ilgili. Ceyhan'da bulduğunuzu iddia ettiniz. Kendi memleketim olan Adana Ceyhan'da bulduğunuzu iddia ettiniz. Petrolde son durum nedir? Ne kadar petrol çıkardınız? Bununla ilgili bir bilgi aktarımı olmadı kamuoyuna ve buraya. Doğalgaz petrol rezervi derken habire zam bindiriyorsunuz. Pencereleri açmayı bırakın. Hayır, pencereleri açacaktık ya. Battaniyelerin altında millet saç kurutma makinalarıyla maalesef ısınmaya çalışıyor. Tabii ekonomik kriz tüm sektörleri etkilerken bunun başında
enerji şirketleri geliyor. TOP verilerine göre baktığımız zaman 2013 Mart 2022'ye kadar 2254 elektrik enerjisi üreten şirket kapısına kilit vururken son sadece 2022 yılının ilk 3 ayında 76 şirket kapısına kilit vurmuş görünüyor Sayın Bakan. Hani bunu neyle izah ediyorsunuz? Sektörde en büyük daralma şirket kapanışıyla 2019 yılında 2022 ve 2021'de kapanan 304 şirket, yani en sonuncuyu söylüyorum, 2020'de 304 şirketle sonlandırdı. Sektörü cazip kılmak için tabiri caizse maalesef bu rakamlar şişirildikçe, zamlar şişirildikçe şişiriliyor ve dolayısıyla bunun altında kalan ne yazık ki vatandaşımız oluyor bu zamların altında. Değerli Bakan, yine şu soruları da yanıtlarsanız çok memnun oluruz. Özellikle Amasra maden faciasında 20 gün önce ziyaret edip gerçekten Türkiye'nin en güvenilir maden ocaklarından biri dediniz mi? Bunu merak ediyoruz. Böyle bir nitelendirme yaptınız mı? Yine Amasra maden faciasında havalandırma sorunu daha önce gerçekten biliniyor muydu? Ve biliniyorsa buna ilişkin neden önlem alınmadı? 42 insanın hayatını kaybettiği ve ailelere ziyarete gittiğimizde, taziyelere gittiğimizde insanların işte midesinin bulandığı, başının ağrıdığına dair şikayetleri olan o işçilerle ilgili hiç mi kulağınıza veya ilgili yetkililerinize bu sorun iletilmedi? Bunu merak ediyoruz. Yine bu kadar önemli bir bakanlıkta atama bekleyen binlerce elektronik ve elektrik mühendisi var. Jeoloji, jeofizik, maden, inşaat, çevre, makina, ziraat mühendisi, mimar, şehir plancısının sesini duyacak mısınız? Bununla ilgili atama yapacak mısınız? Ne zaman yapacaksınız? Değerli bakanım, hemen hızlıca 27 Ekim ayında EPDK'ya inanılmaz hız ve güçte tedarik lisansı verdiğiniz müstakil depolama tesis kurma şirketleriyle ilgili şikayetler geliyor. 45 bin megawatt olduğu bilgisi geliyor. Buna ilişkin en hafif tabiriyle etik ve legal başvuru için bekleyen tüzel kişilerin mağdur edilmiş olduğu ve EPDK'nın da buna müdahil olmadığına ilişkin şikayetler alıyoruz. Buna ilişkin görüşleriniz nedir? Enerji piyasasının düzenleyici uygulamalarına aykırı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bütçenin ülkemiz yararına, vatandaşımız yararına olmasını dileyerek teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, kurumlarımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ülkemizin en önemli konularından olan enerji konusunu görüşüyoruz. Bilindiği gibi ülkemiz primer enerji kaynakları konusunda çok zengin olmayan ancak kaynak ve tüketim noktaları ile ilgili olarak oldukça önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Haritaya baktığımızda ülkemizin doğusunun primer enerji kaynakları konusunda oldukça zengin ülkelerden oluştuğunu görmekteyiz. Batımızda ise bu kaynaklara ihtiyaç duyan ve göreceli olarak da mutlaka bu kaynaklara erişmek zorunda olan ülkeleri müşahede etmekteyiz. Ben bugün özellikle elektrik enerji konusundaki görüşlerimi ifade etmek istiyorum. İstatistiki değerlere bakacak olursak, bu seneki elektrik tüketim ve üretim değerlerinin geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını ve özellikle Temmuz ayından itibaren bu değerlerin geçen seneye göre %7'lere varan miktarda eksi yönde değiştiğini görmekteyiz. Ekim ayı sonu itibariyle baktığımızda da geçen senenin aynı dönemine göre %1.1'lik bir azalma olduğu görülmektedir. Bu değerler şunu göstermektedir. Büyümenin en önemli göstergesi olan elektrik enerjisi tüketimi maalesef ülkemizde artmamakta ve hatta azalmaktadır. 5 Ağustos 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşarak 56 bin megawatt değerine ulaşan ani puant 2022 yılı Ekim ayında 42 bin megawatta düşmüştür. Sayın Bakanım, bu değerlerle ilgili olarak söyleyeceklerinizi herkes gibi ben de merakla bekliyorum. Bu arada 2022 yılı 10 aylık piyasa takas fiyatı ise 2021 yılına göre %357 oranında artmıştır. Ancak
şunu da belirtmek istiyorum ki geçen senenin üstünde bir miktarda elektrik tüketim olsaydı büyük ihtimalle bu artışı karşılamakta zorlanacaktık. Santrallerin emrağı madenliğini ve kapasite kullanım faktörlerine baktığımızda durumun çok iyi olmadığı açıkça görünmektedir. Son yıllarda ülkemizde baz yük santrallerine ihtiyaç duyulan oranda yapılmadığı bilinmektedir. Kullanıcıların öz tüketimleri için çıkarılan yönetmelikler olumlu olmakla birlikte bu fırsatlarda maalesef bazı kitlerin ve dağıtım şirketlerinin kapasite bariyerine takılmakta ve bu sistemi belki de kısa dönem için rahatlatacak yatırımlar için yatırımcının önü bir şekilde kesilmektedir. Yatırımcılar bu durumu anlamakta zorluk çekmektedir. Bir yandan yasa ve yönetmelikler çıkararak yatırımcılara bu fırsatı vereceksiniz. Bir yandan da bariyer koyarak bu fırsatı kaçıracaksınız. Bu bariyer teknik sebepler gerekçe göstererek izah edilmemelidir. Çünkü kamu şirketleri yatırımcının sisteme erişmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu konunun ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Bahsetmek istediğim bir konu da yenilenebilir enerji ile ilgilidir. Son 20 yıllık dönemde yenilenebilir enerji konusunda mesafe alınmaya başlanmış ise de bu dönem kısa sürmüştür. Aslında yenilenebilir enerji için uygulanan destek mekanizmaları prensip olarak doğrudur. Bu uygulamalar hem dışa bağımlılığı azaltmak hem de karbon emisyonlarını azaltmak için gereklidir. Destek uygulamasının başladığı yıllarda rüzgar ve güneş santrallerinin yatırım bedelleri çok fazla olduğundan destek fiyatlar rüzgar için 7.3 sent ve güneş için 13 sent makuldü. Ancak teknolojideki gelişmeler nedeniyle yatırım maliyetleri hızla düşmüştür. Üstelik doların bugün aşırı değer kazanması nedeniyle yenilenebilir santrallere ödenen bedel aşırı şekilde artarak tüketiciye yük olmaya başlamıştır. Bu yanlıştan vazgeçilip dünyaya benzer olarak lütfen toparlar mısınız? Toparlayacağım başkanım. Dünyaya benzer olarak ihale yönteminin uygulanması ve en ucuz fiyatı verene üretim lisansı verilmesi uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Sözlerime son verirken enerji konusunun halen en önemli probleminin arz güvenliği olduğu hususunu belirtmek istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, öncelikle bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önemli meselelerimiz aslında Enerji Bakanlığı ilgili bu YK ve YEKDEM'lerle ilgili. 3 Ağustos 2017 tarihinde YK Respir ihalesi tamamlanmıştı. 2024 yılında tamamlaması beklenen bu proje maalesef 3 yıl süre uzatarak 2027'de devreye girmeye söz konusu. Aynı şekilde YK Gespir de Karapınar'da yapılıyor. O da 20 Mart 2017 tarihinde ihalesi yapıldı. Ancak tesisten elektrik üretimi halen gerçekleşmiş değil. YK Respir ve Gespir projelerindeki gecikmelerin sebebi nedir? Gecikme yaşanan YK projeleriyle ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanacaktır? Maalesef YK 3, GES 3, 4 sahaları ise mera alanları üzerinde ihaleye çıkıldı. Verimli tarım arazileri ve meralar üzerinde RES ya da GES kurulamayacağı mevzuatımızda açık ve net değil midir? YEKDEM ve YK uygulamalarındaki başarısızlıklar nedeniyle 2023 yılında elektrik üretiminde YEK payının bir artış hedefi göremiyoruz. Önemli bir konu ise bu YEKDEM ödemeleri. 2022'nin ilk 8 ayında YEKDEM ödemeleri 89 milyar TL'ye ulaştı. Bu miktar 2021 yılının ilk 8 ayında 40 milyar TL'ydi. 2021 yılından 2022'ye YEKDEM kapsamında giren kurulu gücümüz iki katına çıkmadığına göre bu artışın arkasında öngörüsüz enerji politikaları olduğu açıktır. Eğer YEKDEM kapsamında dolar bazında alım garantisi biçiminde yapılan desteklemeler zamanında Türk lirası üzerinden düşünmüş olsaydı Türk lirasının değer kaybından kaynaklanan bu artışlar yaşanmayabilirdi. Ayrıca bir yılda YEKDEM kapsamında neredeyse 135-130 milyar TL destekleme miktarı ortaya çıkacak ise yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımı neden kamu eliyle yapmadık?
Ortaya çıkan bu acı tablodan sonra 1 Temmuz 2021'den sonra YEKDEM kapsamına girecek olan yatırımlara desteklemelerin TL üzerinden yapılması kararı alındı. İyi ama şu ana kadar yapılmış olan YEKDEM yatırımlarının çoğu halen dolar üzerinden desteklenmekte ve bu soruna halen bir çözüm üretilmiş değil. YEKDEM kapsamındaki RES'ler için 2021 öncesinde 1 kWh saat için 7.3 sent iken GES'ler için 13.3 sent olan destekleme değerleri 2021 sonrası için alt sınır olarak 1.7 sent ve üst sınır olarak da 5.1 sent olarak belirlenmiştir. Bunlara karşılık olarak Akkuyu nükleer güç santralinin fiyatlandırması halen alt sınır 12.35 sent, üst sınır ise 15.33 senttir. RES'ler GES'ler için 1 kW elektrik için 1.7 sent iken Akkuyu için 1 kW elektrik için 12.35 sent. Mantık bunun neresinde diye merak ediyorum. Akkuyu'nun bu şekilde ucuza elektrik sağlayamayacağı gün gibi ortadayken aynı koşullarda ikincisini Sinop'ta yapmak, üçüncüsü için Trakya'da yer aramak ne kadar doğrudur? Akkuyu için proje maliyeti 20 milyar dolar olarak belirlenmiş ancak maliyet belirleme metodu açık değildir. Dünyada kullanılan levelized cost of electricity verisi mevcut değildir. Yapılan anlaşmaya göre nükleer güç santrallerinin ilk iki ünitesinden üretilecek elektriğin %70'i, üçüncü ve dörtüncü ünitelerin üretilecek elektriğin ise %30'u ülkemiz alım garantisi vermiştir. Bu santral yılda 8000 saat çalışacak olsa Rus şirketine verilen garanti kapsamında yapacağımız, 15 yılda yapacağımız ödeme 44 milyar dolar. Geriye kalan %50'lik üretim için bugünün ortalama takas fiyatlarıyla bunu piyasaya satması durumunda Rus şirketi 1.55 milyar dolar da buradan kazanç elde edecek. Yani Rusya 20 milyar dolar yatırım yapacak. Bunun karşılığında 15 yılda yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde edecek. Ve hibe eden arazi ve imtiyazlarda cabası yap işlet sahip ol modeliyle inşa eden Akkuyu nükleer santrali enerjide dışa bağımlılığı olmayı azaltmadığı gibi aksine enerjide Rusya'ya göbekten bağımlı olmamıza neden oluyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de santralden çıkacak füzyon sonucu oluşan ürün izotoplar Rusya'ya götürülecek, yan sanayide işlenecek ve bu izotopların işlevsiz atıkları Türkiye'ye gömülecektir. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki yap işlet sahip ol modelinde yapan Rusya'dır, santrali işletecek olan Rusya'dır, sahibi olan olacak ülke Rusya'dır, buradan çıkacak ürün izotopları götürüp yan sanayisinde kullanacak olan Rusya'dır ama bu nükleer atıkları bertaraf etmek için topraklarına gömecek olan ise Türkiye'dir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Nükleer Düzenleme Kurulu kitapçığında Avrupa Komisyonu'na başlatılan stres testlerinin ikinci adımının 2023 ortalarında yapılacağı, üst denetleyici Uluslararası Atom Enerji Ajansı ile işbirliği için yapılacak projenin 2024-2025 yılları arasında uygulanması için resmi başvurunun yapıldığı söylenmektedir. Bu durumda gerekli denetlemeler ne zaman sonuçlandırılacaktır? Santral ancak 2026 yılında mı devreye girecektir? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Bakan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer bakanlık bürokratları, ben de 2023 bütçesinin bakanlığınıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, ben Denizli milletvekiliyim. 2019 yılında bir güneş enerjisi, yenilenebilir enerjiye yatırım yapanlara ilişkin bir düzenleme hayata geçirdiniz. Ve bu düzenlemeyle dediniz ki, siz yenilenebilir enerjiye yatırım yapın, ihtiyacınızı alın, üste kalan miktarını ben sizden alacağım dediniz. Denizli'de mermer, kablo ve tekstil sektöründe gerçekten çok müteşebbis, mücadele eden sanayiciler vardır. Size güvendi, yatırımlarını yaptı, kredilerini aldı ve güneş enerji santralleriyle ülkedeki enerji ihtiyacına ve üstelik de temiz enerji denilen yenilenebilir enerji kaynaklarına size inanarak, güvenerek yatırım yaptı. Sonra 2019 yılında çıkardığınız, yaptığınız düzenlemeyi 3 yıl sonra 2022 Ağustos'unda ben oyunu bozdum. Artık sizden tamamını almayacağım. Tükettiğiniz kadarını alacağım. Gerisini bedava verecek dediniz. Peki Denizlili sanayiciler size inandılar, size güvendiler. 3 yıl önce yatırım yaptılar. Kredi aldılar. Peki Denizlili sanayicinin size güvenerek aldığı kredileri kim ödeyecek Sayın Bakan bugün? Biliyor musunuz Denizli'deki organize sanayi bölgesindeki birçok iş insanı
icra tehdidiyle şu an karşı karşıya. Size inanarak kredi aldıkları bankalar bugün sizin düzenlemeniz yüzünden iş insanlarını icra tehdidiyle baş başa bıraktı. Sayın Bakan, Denizli sanayiciye sorarlar. Ne istiyorsunuz devletten, iktidardan? Hiçbir şey istemiyoruz. Bize gölge etmesin yeter der. Üretir, gider pazarını bulur, pazarlar. Ve üstelik her dönem pandemide dahi ihracat fazlası vermiştir. Ülkenin cari açığına ciddi katkılarda bulunmuş, kapanmasına katkılarda bulunmuştur. Ama biliyor musunuz, sizin çıkardığınız bu yönetmelik sonrasında ve son bir yılda %700 artan sanayideki enerji maliyeti sebebiyle bugün Denizli sanayiciler üretemiyor. Ekim ayında ihracatı Denizli'nin ilk defa pandemide bile artış gösteren, pandemide bile gerçekten tarihi rekorlar kıran ihracatı %20 azaldı Sayın Bakan. Şimdi en azından şunu yapamaz mıydınız? Yönet düzenleme 2022'de Ağustos'tan itibaren bu yatırımdan faydalanmak isteyenlerden bu düzenlemenin hayata geçireceğini yapamaz mı? Hayata geçireceğini kararlaştıramaz mıydınız? 3 yıl geriye dönerek sanayiciyi, üreten, iş dünyasına, ülkeye katkı veren Denizli sanayiciyi neden cezalandırıyorsunuz Sayın Bakan? O icra tebligatları geldiğinde sizin yaptığınız düzenleme yüzünden, size inanarak, güvenerek yatırım yapan Denizli sanayici için ne yapmayı planlıyorsunuz? Bir de yenilenebilir enerjiye destek için kredi vereceğiz diyen de düzenleme çıktı. Değişebilir faiz oranları var. Sanayici önünü göremediği için bunu alamıyor. Her şeye rağmen almak isteyen Denizli sanayiciler de bu kredilere, bu desteğe erişemiyor Sayın Bakan. Yine son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ardahan'daydım. Hanak, BOTAŞ'ın doğalgaz santraline Hanak ilçemiz sadece 500 metre mesafede. Damal ilçesi 1 kilometre 200 metre mesafede. 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı diyor ki size sözümüzdür. Verin oylarınızı, Hana, Damal'a doğalgaz getireceğim diyor. Ama ne yapıldı biliyor musunuz? 45-50 kilometre uzaktaki Göle'ye, orada oyunuz çok çünkü, Göle'ye doğalgazı götürdünüz ama Hana ve Damal'a 500 metre ve 1 kilometre mesafedeki iki ilçeye 2018'den beri sözünüzü yerine getirmediniz Sayın Bakan. Geçtiğimiz yıl 2019'da 2020'de belediyelere yazı yazdınız. Dediniz ki kararlarınızı alın, yükümlülüklerinizi yerine getireceğiz diye taahhüt kararlarınızı alın meclisten, bize kararını gönderin dediniz. Gönderdiler Sayın Bakan ama hala 500 metre mesafedeki doğalgaz dolum ve doğalgaz depolama alanı olan iki ilçeye hala doğalgazı getirmediniz. Ne zaman getirmeyi, sözünüzü ne zaman yerine getirmeyi düşünüyorsunuz Sayın Bakan? Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın başta Sayın Bakan olmak üzere çok değerli bürokratları ve bağlı kurum ve kuruluşların çok değerli temsilcileri, başkanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben sözlerime öncelikle her zaman bunu eleştirmişimdir. Bir kez daha eleştireceğim. Bu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın adına benim takıntım var. Tabii kaynaklar ifadesi kanımca doğru bir ifade değil. Doğal varlıklar demek hem Türkçe açısından hem de kaynak bir meta olarak değil de bir varlık olarak görmenin ve sömürülen bir değer değil de değer verilen bir unsur olduğu anlayışını bakanlık adıyla da vurgulanması doğru olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Şimdi Sayın Bakan, sizin 2023 yılı bütçenizi de inceledim. Oldukça büyük bir artış var şeye göre, merkezi yönetim bütçesindeki 2023 yılı bütçesine göre artış oranı itibariyle. Hatta 2022 yılı ek bütçesi de dahil onun üzerinde bile çok ciddi bir artış var. Şöyle ki 2022 yılı bütçesine göre merkezi yönetim bütçemizdeki artış oranı %155.3,
sizde 254.2 yüzde. Bu önemli. Ama bu artışa bakarken dikkatimi çekti. 2023 yılı bütçe ödeneğimiz 18 milyar 861 milyon lira. Bu başlangıç ödeneğinin 15 milyar 772 milyon liralık kısmı, yani %84'lük kısmı. Az önce Sayın Bakan Yardımcımıza da geldim, sordum. Bir yanıt gelmediği için buradan sorma ihtiyacı duyuyorum. Yani nasıl yanıt alamıyorum, onu da merak ediyorum. Çünkü %84'lük kısmı bütçenizin programlar itibariyle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi programı altında yer alan, ekonomik sınıflandırmaya göre ise mal ve hizmet alımı giderleri altında tüketime yönelik mal ve malzeme alımları başlığı altında bir ödenek. Bu ödeneğin ne olduğunu, detayını öğrenmek istiyorum sizden. Ve geçen yıla göre de oldukça büyük bir artış olarak görünen bu ödeneği sormak istiyorum. Bir. İkincisi, bu bütçe teklifinizin gerekçesinde performans programınızdan konan bazı veriler var. Mesela diyorsunuz ki enerji verimliliği alanında bu enerjinin verimli kullanımının sağlanması alt program hedefi. Bunun performans göstergelerinden iki nolu performans göstergesi, enerji verimliliği alanında destek verilen projeler sonucu oluşan enerji tasarrufu miktarı. 2023 yılında 15 bin hedef koymuşsunuz. TEP olarak 2024'te bu 11.670'e düşüyor. Neden düşüyor enerji tasarruf miktarını? Sonra 2025 tahmininde 31.290'a çıkarıyorsunuz. Bu değişkenliği, iniş çıkışı izahatını istiyorum. Yenilenebilir bir diğer alt program hedefi enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların oranının arttırılması, ki yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı %41.7 gerçekleşme tahmininiz bu 2022 için. 2023'teki hedefiniz %41.5. Yani gerçekleşme tahmininin altında bir pay öngörüyorsunuz yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını. Tabi bu kaynakların toplam kurulu güç içindeki payının da 2022 yılı Ekim sonu itibariyle %54.1 olduğunu kendi sunuş konuşmanızda belirtmiştiniz. Bunu da neden düşük bir hedef ortaya koydunuz, yoksa bu hedef revize edilmedi mi de bundan kaynaklanıyor. Yine elektrik enerjisi üretimindeki yerli kaynak payı enerjide dışa bağımlılığının azaltması alt programında 2022'deki gerçekleşme tahmini %57.8 iken bunu 2023'te 57.7'ye düşürmüşsünüz hedef olarak. Bunları belki önemsemediniz ama buraya koyuyorsanız ve bakanlığınızın bütçe gerekçeleri içerisinde yer alıyorsa önem vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakan, en temiz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğunu, verimli kullanılan enerji olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Enerji verimliliğini, enerji tasarrufunu, bunun bu konudaki uygulama politikası anlayışınızın enerji fiyatlarını fahiş bir düzeye çıkararak vatandaşı çaresizliğe terk ederek mi sağlamaya çalışıyorsunuz? Yani enerjiyi daha verimli kullanmak bu sayede mi mümkün olacak? Enerjiyi tasarruf edebilmek bu sayede mi mümkün olacak? Bakın, Brent petrolün dünya piyasasındaki 2018 fiyatı yaklaşık 70 dolar varil fiyatı. Endeks olarak 2018'i 100 alırsak 2022 yılında şu bugün itibariyle Brent petrol 93 dolar. Yani 100 endeks alırsak 2018'i 132 olmuş Brent petrol. Aynı şekilde doğalgaz metreküpü 3 dolar iken dünya piyasalarında 3.82 olmuş. Yani 100 endeksi 127 olmuş. Bakın bizde benzin ne olmuş mesela? Benzin aynı endekslersek 6.24 lirayken 22.85'e çıkmış. Yani 100 olan endeks 2018'de 366'ya çıkmış. Yani dünya piyasasında Brent petrolün 3 mislinden daha fazla bir artış var. Motorin 5.24'müş, 24.96'ya, yani 100 iken 460'a çıkmış. O da yaklaşık 4 kat bir artış var. Doğalgaz 100 endeksi 566 olmuş,
dünyadaki artış 127'ye çıkarken bizde 566'ya çıkmış. Dünya piyasalarının neredeyse 4 katı, 5 katı. Yani bu sizce bu fiyat, fahiş fiyat artışları kabul edilebilir mi? Yoksa gerçekten enerji tasarrufunu, enerji verimliliğini işte bu sayede yüksek fiyatlar üzerinden kısmayı mı daha çok düşünüyorsunuz? Sayın Bakan, enerjinin iş yapabilme kapasitesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani iş yapabilmemiz için, üretebilmemiz için, hizmet veya üretebilmek veya kalkınabilmemiz için evimizde, iş yerimizde, tarımda, sanayide, ticarette, yaşamın her alanında bu kapasiteye ihtiyacımız var. Enerjiye ihtiyacımız var. Tabii ben hep söylüyorum, aslında burada bakanlığınız bünyesinde dikkate alınan, öne çıkan bu istatistikler, ürettiğiniz politika ve stratejilerinizin temelini oluşturan enerji kaynaklarının dışında sizde hiç yerini almayan en büyük, en önemli, en vazgeçilmez enerji kaynağımızın da aslında toprak olduğunu, tarımsal üretim olduğunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bir insanın ısınmaya, aydınlanmaya ihtiyacı var ama beslenme üzerinden enerjiye daha çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün canlı varlıkların hayatta kalabilmesi için ve beslenme yoluyla enerji gereksinimlerini karşılayan toprak, su, güneş ve havanın tabii adı enerji ve tabii kaynaklı olan bir bakanlığın toprağı da, tarımsal üretimi de ve bu varlıklarımızın enerji potansiyelini de yok saymaması, sayılmaması gerekir. Yani bu sayede enerji potansiyelimizi, yani iş yapabilme kapasitemizi güvendiğinde de kendi öz kaynaklarımızı, varlıklarımıza yönelmek en temel yaklaşımımız olmalıdır. Son birkaç cümlem de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üretilecek enerji sizce yerli ve milli midir? Ben bunu sormak istiyorum. Yani gereklidir, gereksizdir tartışmasına girmeden. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üretilecek enerji sizce yerli ve milli midir Sayın Bakan? Size soruyorum. Bakana sordum. Size değil, bakana sordum. Bakın geçen yıl iptal ettiğimiz, arkadaşlar izin verin bitireyim. Geçen yıl ithal ettiğimiz doğalgazın yaklaşık %47'sini, kömürün %39'unu, petrolün %24'ünü temin eden Rusya'ya bağımlılığımızın bu bağlamda çok riskli olduğunu düşünüyorum. Bunların yanı sıra Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesiyle bu bağımlılığımızı daha da arttıracak yükümlülüklere giriyoruz. Üretilecek elektriğe yüksek fiyatta alım garantisi verilmesi ki güneş ve rüzgar enerjisi fiyatlarının 3-4 katı, Rusya'ya bağımlılığı arttıracak olması, nükleer santral yapımcısı işleticisinin şirketlerinin atık bertaraf yükümlülüğünden dahi muaf tutulması, 25-30 milyar dolarlık yatırım tutarı olan üreteceği elektrik enerjisi için 15 yılda 70 milyar dolara yakın garanti ödenmesinin taahhüt edilmesi, tüm gelirlerinin ülkemiz dışına transfer edilmesi, bir kaza Allah korusun durumunda yaratacağı maddi ve çevre felaketlerinin tahribatından doğacak milyarlarca dolar zararının sorumluluğundan dahi muaf tutulmasında ülkemizin hangi yerli ve milli çıkarı bulunmaktadır? Bu soruma da yanıt arıyorum Sayın Bakan. Bu duygu ve düşüncelerimle bakanlığımızın bütçesinin çok önemli olduğunu düşündüğüm, bakanlıklar içerisinde çok özel, önemli ve geleceğimize dair hassas bir değeri olan bir bakanlığın olan enerji ve tabii kaynaklar veya doğal varlıklar bakanlığımızın 2023 yılı bütçesi ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Enerji, ekonomi, çevre. Bizim işimiz bu üçlüyü dengede tutabilmek Sayın Bakan. Çevreyi katleterek enerji üreteceksek yaşam imkanlarımız elimizden gittiğinde enerjiyi ne yapacağız? Enerjiyi üretemezsek yaşayamayacağız. Ekonomiyi enerjiyle beslemediğimiz takdirde insanların karnını nasıl doyuracağız? Ustalık bunları bir potada eritebilmekten geçer. İktidarınız döneminde yatırım yapanın maliyetini ilk düşüreceği ve karını en fazla seviyeye çıkaracağı kalem ne yazık ki insan hayatı olmuştur. Örnek Rodevans sistemi. Bu sistem ile ileri teknolojinin tercihi yerine en ucuz teklifi veren ya da en yüksek tarifeyi teklif eden yatırımcı işi almaktadır. Ne yazık ki hala bu sistemde ısrar ediyorsunuz. Değerli milletvekillerim, anayasaya göre madenler devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Ancak
AKP döneminde bu istisnai durum genelleşmiş olup neredeyse tüm madenler devredilmiştir. Özelleştirmelerle halkın ortak malı olan madenler yandaş firmalara peşkeş çekilmiştir. Havza madenciliğinden vazgeçilmiş, rezervler paramparça edilmiş, bunun sonucunda kaynak kaybı, büyük çapta üretim yapılamaması, verimsizlik ve iş kazalarında artış gibi pek çok konuda olumsuzluk ortaya çıkmıştır. Özelleştirmelerle kamu kurumları kapatılmış, kalanlar ise iyice işlevsiz hale getirilmiş ve madencilik kültürü kaybolmuştur. TKE'nin bugün kendi ekipmanı ve işçisiyle üretim yapacağı doğru dürüst bir kömür sahası neredeyse kalmamıştır. Değerli milletvekilleri, neoliberal politikaların uygulanması sonucu madencilik sektöründe yaşanan iş kazaları katliam boyutuna ulaşmıştır. Sayın Bakan, haftalar önce patlamanın meydana geldiği Amasra'da dediniz ki, Soma'daki patlamanın ardından alınan tedbirlerden sonra iş kazaları bıçak gibi azaldı. Hayır Sayın Bakan. Cumhuriyet tarihinde madenlerde gerçekleşmiş toplu ölümlerin 1/3'ü sizin döneminizde meydana geldi. Sorumlusu da sizsiniz ve sizin iktidardınız. Son yıllarda yaşanan Soma, Ermenek, Elbistan maden kazalarının bir nedeni yapay olarak bölünen kömür sahalarında yapılan üretimdir. Bu örnekler göstermektedir ki havzaların bölünüp parçalanması, bütüncül planlamanın yapılamamasına ve iş kazalarına neden olmaktadır. Bu nedenlerle havza madenciliği işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bartın Amasra'dan 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taş Kömür Kurumu'na ait kömür işletmesinde grizi patlaması sonucu 42 işçimiz yaşamını yitirdi, 11 işçi ağır yaralandı. Siyasi iktidarın uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle 2005 yılında Amasra'daki kömür rezervinin çok büyük bölümü bir şirkete önce rödovans ile 2019 yılında ise ruhsat devri yöntemiyle verilmiştir. Şirkete devredilen saha rezervin %97'sidir. 2019 yılı Sayıştay raporuna göre firmanın bugüne kadar sahadan üretip beyan ettiği kömür bulunmamaktadır. Sözleşme gereğince ödemesi gereken rödovans bedellerini de bugüne kadar çeşitli gerekçelerle ödememiştir. Şirket, kendisine verilen sahada üretim faaliyeti yapmamakla birlikte ocakların havalandırmasını sağlayacak bir havalandırma sistemi de kurmamıştır. Kamu kurumu olan TTK, havzanın bir köşesine sıkıştırılmıştır. Daha da vahimi, kurumun halen çalıştığı yeraltı işletmesinin alt kodları da aynı firmaya verilmiştir. Yapılan sözleşme gereği -400 kodunun altı söz konusu firma tarafından işletilecektir. Tabiri caizse kurumun ayaklarının altı oyulmuştur Sayın Bakan. Buna son verilmelidir. Ülkemiz maden rezervlerinin her yönüyle yeniden değerlendirilmelidir. Kısa, orta, uzun vadeli ülke ihtiyaçları göz önüne alınarak stratejik madenler ve maden havzaları belirlenmeli, çevre ve insan sağlığını temel alan bir maden üretimi kamu eliyle bu doğrultuda yapılmalıdır. Aksi halde milyonlarca yılda oluşan ve tükenen doğal kaynaklarımız başkalarının yararı için üretilebilmek durumunda kalacaktır. Kaynaklarımız yok edilecek, çevre yıkımı yaşanacak, iş kazaları artarak sürecektir. Bunun adı sömürge madenciliğidir. Değerli milletvekillerim, bir noktayı da vurgulamak gerekiyor. Sektörde denetim özelleştirilmiştir. Kamusal bir görev olan denetimin piyasalaştırılması ile riski çok yüksek olan sektörde iş kazaları önlenemez olmuştur. Son yaşanan Amasra faciası bunun en somut kanıtıdır. Ücretini işverenden alıp o işveren ve iş yerini denetlemek kadar sakıncalı bir durum olamaz. Nitekim Çalışma Bakanı bile bu durumun vahametini kavramış ve yeni bir düzenleme yapılacağını beyan etmiştir. Nasıl bir sistem kurulacağını meslek odaları ve sendikalar ile görüşerek karar verilmelidir. Aksi halde yine eksik bir düzenleme olacaktır. Değerli milletvekillerim, enerji sektöründe planlama son derece önemlidir ve sektörde kamunun temel aktör olarak yer alması gerekir. Son gelişmeler bu gerçeğin bir kanıtı niteliğinde olmuştur. Enerjinin halkımıza ve sanayiye ucuz, güvenli ve sürekli biçimde sağlanması açısından serbest piyasa işleyişinin ve özel sektörün yetersiz kaldığı ortaya çıkmaktadır.
Dünyada Almanya ve İngiltere'de enerji sektöründe kamulaştırmalar yeniden gündemdedir. Hal böyleyken 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına enerjide yeni özelleştirme uygulamaları niye konulmuştur? TEİAŞ'ın halka arz yoluyla özelleştirilmesi ve bazı HES'lerin özel sektöre devredilmesi niçin tercih edilmektedir? Vatandaşın ve sanayicinin enerji faturaları el yakıyorken AK Parti iktidarında elektrik dağıtımında yaptığınız özelleştirmelerin hatalı olduğunu neden kabul etmiyorsunuz? Özelleştirilen bazı dağıtım şirketlerinin finansal açıdan dar boğazda olması sistemin aslında iflas ettiğinin göstergesi değil midir? Enerjide yanlış politikaların sonucu bugün vatandaşın karşı karşıya olduğu yüksek faturalar ve sanayide enerji maliyetlerinin yükselmesidir. 20 yıllık iktidarınızda bu soruna çözüm bulmak bir yana uyguladığınız politikalarla enerjide sorunların daha da artmasına neden oldunuz. Sayın Bakan, çok zamanlı elektrik tarifesine dair bazı sorularım olacak. Ülke genelinde çok zamanlı yani 3 tarifeyi tercih eden kullanıcıların abone grupları bazında sayıları nedir? Çok zamanlı tarife fiyatlarında yapılan değişiklik hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Kullanıcılar aleyhine yapılan bu değişiklik kimlere fayda sağlamıştır? EPDK tarafından çok zamanlı tarife fiyatlarında kullanıcılar aleyhine yapılan değişiklik ile bu tarife grubunu tercih eden özellikle mesken aboneleri, görevli tedarik şirketleri tarafından birim fiyatlar konusunda bilgilendirilmiş midir? Aboneler gerekli bilgilendirme yapılmadıysa bir anlamda kandırılmış olmuyor. Çok zamanlı tarifeyi tercih ederek, elektrik şebekesinin puan saatlerinde oluşan yükü hafifleterek, elektrik sistemine katkı sağlayan mesken aboneleri uygulanan tarife yapısıyla adeta cezalandırılmış olmuyor. Aynı apartmanda ve yan yana iki dairede komşu olan meskenlerden tek zamanlı tarifeyi tercih eden abonenin kademeli tarifeden yararlanırken diğerinin çok zamanlı tarifeyi tercih etmesi nedeniyle bu haktan mahrum bırakılması taraflar arasında ayrım yapılması anlamına gelmez mi? Sayın Bakan, ayrıca lisanssız üretimde ihtiyaç fazlasının sisteme bedelsiz aktarımı ile ilgili de sorularım olacak. İhtiyaç fazlası üretimde sisteme bedelsiz aktarılması öngörülen kısım için lisanssız üretim başlangıç tarihi olan ikinci mevzuatın devreye giriş tarihi 2011 değil de neden 12.05.2019 tarihi baz alınmıştır? Üstelik 12.05.2019 tarihinden önce inşa edilen tesislerdeki üretimin neredeyse tamamı ihtiyaç fazlası olarak sisteme aktarılarak yekten mekanizması ile ABD dolar sent üzerinden ödemeler yapılırken geçmişin bu kısmının göz ardı edilmesinin arkasında hangi nedenler vardır? Geriye dönük uygulama ile kazanılmış hakların geri alınması hukuken sorun teşkil etmez mi? Yasal mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda inşa edilmiş tesisler için geriye dönük olarak şartların değiştirilmesi yatırımcıların kamu idaresine karşı güven duygusunu sarsmaz mı? 12.05.2019 tarihin baz alınması ile bu tarihten önce ve sonra benzer yatırımı yapan gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrımcılık yapılmış olmuyor mu? Bütçeniz hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum.